Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Hayata hoş geldiniz. Her hafta Cuma saat 15'te teknoloji ve internetin hayatımızı etkilerine konuştuğumuz programımızda bu hafta mucitliği bir mucit ile konuşacağız. Ee, ben kendisini size tanıtmak istiyorum. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Turan Açelik hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun hocam. Ben sizi kısaca tanıtayım hocam. Ee, çok şapkanız var çünkü. E, göz doktorluğu şapkanız var. Göz hastalıkları uzmanı. Ee, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunusunuz, ee, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Öğretim Üyeliği ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yapmışsınız. Bu bir şapkanız. İkinci şapkanız Siyaset Şapkası, 21. Dönem Eski Milletvekilliği, Giresun Milletvekilliği yapmışsınız ee, ve mucitlik şapkanız var hocam. Göz kamaştırmayan mucit, göz kamaştırmayan aydınlatma sistemini mucidisiniz. Bunu uzun uzun konuşacağız zaten programımızın ana konusu bu. Ee, biz her program öncesinde Sponsorumuz Türksat'ın e, işlettiği Türkiye Gov.tr e-devlet kapısı. Biliyorsunuz e, bütün işlemlerimizi hiçbir devlet kurumuna gitmeden bu internet sitesinin üzerinden yapabildiğimiz bir servis. Bunun bir özelliğini oradaki uzman arkadaşa bağlanıp alıyoruz her hafta. Bunu programımızın başında yapıyoruz. E, bu hafta da e-devlet uzmanımız Türkiye Gov.tr uzmanımız tu Tuan Avcıoğlu ile beraberiz. Tuan Bey. Merhabalar Züleyha Bey. Tuan Bey. Alo. Geliyor mu? Evet şu an geliyor süper. Ee, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Bilal Bey siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi geçen hafta bize bir sürpriz vermiştiniz. Tüm telekom fatolarımızı tek elden, tek ekrandan görebileceğimiz, yatırabileceğimiz bir e, sistem, e, yenilikten bahsetmiştiniz. Herhalde sanırım bu hafta da o e, yayına girecek, canlıya alınacak. Yani herkes kullanabilecek. Bu hafta neden bahsedeceksiniz? E, bu hafta size iş göremezlik ödemeleriyle ilgili, YK'nın verdiği bir hizmetten bahsedeceğim. Tamam İki gün ve üzeri pardon üç gün ve üzeri e, sağlık raporu alan e, SGK çalışanları için özellikle işçi pozisyonunda çalışanlar için geçerli bu. Tamam. E, aldıkları hizmet var. Daha doğrusu bir ödenek var. iş göremezlik ödenekleri dediğimiz. Bu sağlık raporuna dayanan ücretlerini gidip e, SGK'dan alabiliyorlar. Bunu takip edebilmesi için Edebiyat Kapısı'nda bir hizmetimiz var. Yani bu ödemeleri ne zaman alabileceğini gösteren, hangi yerden alabileceğini, nereden alabileceğini gösteren bir hizmet. Tamam. Ne kadar alacağını gösteren bir hizmetimiz var. Hı -hı. Buradan vatandaşımız gidip alacağı parayı ne zaman bankaya yattığına dair bilgi alıp ne kadar alacağını takip edebiliyor. Bankayla bir Burada entegrasyon bir var. Bir hemen. Tamam. Tamam. düzenlemesiyle ilgili bir bilgiyi vereyim. Herkesin bilmemesi mümkün olabilir. Şöyle eskiden Ziraat Bankası'nda her an alınabiliyordu bu iş göremez ödeneği bankaya yattıktan sonra TC kimlik numarası üzerinden alabiliyor vatandaş eğer hesabı yoksa. Bir TC kimlik numarası ikraz ederek parasını alabiliyordu. Şimdi sadece 8 ile 16 arasında yani ayın 8 ile 16 arasında yatıyor ve aktif hale geliyor para. Para yattıktan sonra gidip o, o zaman alabiliyor o ay içerisinde. ayın 8 ile 16 arasında alabiliyor. Bu bilgiyi de ekstra olarak vermiş olalım diyorum. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Konuğunuza çok selam edin. Görüşmek üzere. Kolay Teşekkürler. Yani. Selam ve saygılar. Sağ Kolay gelsin. Güle güle. Evet hocam yeni açan dinleyicilerimiz olur olabilir. Ben hemen kısaca tekrar hatırlatayım. Bu hafta mucitliği bir mucit ile konuşacağız. Yani sizinle konuşacağız. Konuğumuz Turan Alçelik. Yardımcı doşan doktor. Göz kamaştırmayan aydınlatma sisteminin mucidi. Şimdi hocam sizin öykünüzü merak ediyoruz. Tabii. Bu çok önemli ama ben hani hep merak ettiğim bir şey. Programcılıkta bu tip sorular da geldi. Mucitlik eğitimde mi oluyor, doğuştan mı yoksa bir şaire ilham gelmesi gibi bir şey mi? mucitlik nasıl bir insan mucit olduğunu farkına varabilir? Şimdi efendim aslında şöyle ifade edeyim. Ben önce bizi şu anda dinleyen saygıdeğer dinleyicilerimize çok selam ve saygılarımı ifade ediyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. ...Türkiye'nin değer olarak kabul edeceğimiz konuları gündeme taşıdığınız için. Teşekkür ederiz Bu vesileyle de e, zannediyorum toplumda bir misyonu ifade etmek adına... E, ...bir takım buluşlar, yenilikler yapmak isteyenler adına... ...katkı olabilir ümidiyle e, zannediyorum konuyu e, dillendiriyorsunuz. Şimdi bir kere e, mucit yani buluş, icat... Aslında insanların ihtiyaçlarından kaynaklanan bir şey. Bazen öyle bir şey yaparsınız ki ben buluş yapıyorum diye değil. Aslında çok önemli bir sorunu çözüyorsunuzdur. Ama o dünyanın belki en muhteşem buluşlarından biri haline geliyor. Farkında mı olmaz yani? Farkında olmayabilir ama çoğu zaman insanlar herhangi bir sıkıntılarını veya bazı kuruluşlar, ihtiyaçlarını daha kolay elde edebilme adına bir takım yenilikler, buluşlar yaparlar. Öyle ki İsviçre'nin Cenevre kenti ki ben orada Birleşmiş Milletler'de teknik komisyonlarda Türkiye üyesiyim aynı zamanda. Cenevre'nin bir bölgesinde CERN dedikleri yani Ceyhan, Edirne, Rize, Nide, CERN, evet. CERN veya CERN dedikleri bir araştırma merkezi. Hani Small Big Bang dedikleri evet işte antimadde vesairenin konuşulduğu merkez ben o merkezde de bulundum o merkezde de bazı çalışan hatta Türk olarak orada bulunan hocalarımızla bir araya geldiğimizde onlar bir şey söylediler yani biz teknolojiyi geliştiririz bunu buluş sahipleri insanların ihtiyacına uygun hale getirirler hmm. veya buluşlar bir ihtiyacın karşılığı olarak ortaya çıkar Tamam sizin projeniz öyle gibi gözüküyor ama hani birçok buluş aslında mucitler, böyledir yani bütün... ama şöyle ifade edeyim mesela insan aracının yakıtını azaltmak istiyordur o alanda çalışır bir buluş yapar diyelim ki kaliteli göremiyordur görebilmek için hmm. ya ben nasıl acaba daha kaliteli görürüm diye veya yürümekte zorlanıyordur hastası vardır o hastasını daha kaliteli nasıl bakacağını düşünür ihtiyaçtan bir sorundan mı ortaya çıkıyor? Genelde e, buluşlar ihtiyaçların karşılığı ama bazen işte başınıza elma düşer o da bir buluş olur. Ne o, Peki e. hocam yardımcı doçent doktor mu olmak lazım bu buluş olmak için? E, hayır. olmak. Hayır, lazım. hayır, kesinlikle. Yani üniversiteler evet buluşların ana merkezleridir. Araştırma merkezleridir çünkü üniversiteler. Ama sokaktaki herhangi bir insan da bir buluş sahibi olabilir. Lisedeki bir öğrencimiz, ilkokuldaki bir öğrencimiz bir buluş sahibi olabilir. Sanayide çalışan bir arkadaşımız, orada çalışan bir çırak, çok önemli bir gözlemini buluşa dönüştürebilir. Yani buluşun illa bir üniversite hocalığı kimliği taşıması gerekmiyor. E, sonuçta bizim e, buluş kimliğimiz uluslararası nitelikte taşıdığı için e, yüzlerle ifade edebileceğimiz farklı niyetleri, düşünceleri, buluşları olan arkadaşlar bize geliyorlar. Hı hı. Hocam biz şöyle bir şey yaptık, nasıl yol izleyelim? Yani yakıtsız uçak yapandan tutun herhangi bir hastalıkta işte herhangi bir medikal cihaz yapana kadar efendim işte araçlarda yakıtı azaltmaktan tutun enerjiyi ben şöyle e, bedava oluşturuyorum diyene kadar bize bir şekilde bu yolun e, çilesini çekmiş biri sıfatıyla bir de üniversite kimliğimizde... çok insan müracaat ediyor. Buradan duyuralım o zaman dinleyicilerimize. Bir, ee, bir şeyiniz varsa tabii, merakınız. Burhan e, Alçelik hocamıza gelebilirsiniz. Ya şöyle ifade edeyim. Tabii biz bu ülkeye katkı sağlamak isteyen gerçekten e, hayal çok önemli bir şey ama yaptığı çalışmanın ne olduğunu bilen arkadaşlarımız zorlanıyorlarsa o insanlara yol göstermek bizim bu ülkeyi seven birisi olarak boynumuzun borcudur. Bunu zaten yapıyoruz elbette <laughs> ki. Bu anlamda elimizden ne katkı varsa onu yaparız. Yani. Ee, buluşun e, temel yaklaşımı bu ama elbette ki Allah'ın insanlara verdiği kabiliyet başka bir şey. Ya yani bir insan vardır ya oturduğu yerdeki sandalyenin acaba daha nasıl olur veya şu kullandığımız kulaklık daha nasıl insan ergonomisine uygun olur? O şekil bakar meselelere. Hep Doğru. onun kafasında devamlı o, düşünür. Tartar. Bir de tabii e, oraya yönelmek. işin bir e, yaratılış boyutu var bu doğrudur ama bir de ilgi boyutu o konuya ilgi duymak o konuda araştırma yapmak e, araştırma son derece önemli çünkü insana o araştırmalar birtakım buluşların kapısını açabilir şöyle ifade edeyim ben kendi çalışmalarım ki biz onu konuşacağız, hocam. konuşacağız. Ben hani çok... ama çok öncesiyle tamam. alakalı bu konuyla ilgili olduğu için bir şey ifade edeyim e, işte genetik mi doğuştan mı eğitim mi dediğiniz için ben kendi çalışmalarım sırasında evet hayalimde belki iç dünyamda bazı duygularım oluştu. Ama kendi çalışmalarım öncesinde dünya ölçeğinde yaklaşık 100 yıl bu alanda yapılmış 4000'in üzerinde belgeyi inceledim. O belgelerin bana kazandırdığı çok ciddi e, bakış açıları oldu. Bu işte yatıp bu işte kalktınız. yani. Tabir yerindeyse bazen. Gece e, hanım eğer şu anda bizi dinliyorsa kulakları çınlasın. Gece yatak odamızı bir araştırma geliştirme arge odasına çevirdik zaman zaman. Eşimle beraber e, bazen insanların olmadığı orman yollarında çok araştırma yaptık. Gecenin saat ikisinde üçünde. Bazen uyuyorsunuz gecenin beşinde. Bu Buluşunuzla ilgili mi bak? Buluş sürecinde tabii eşimin çok büyük destekler oldu sağ Oo. olsun. Düşünün yatak odanızı bir arge odasına çeviriyorsunuz. Gecenin üçünde... ...hatırınıza bir şey geliyor... ...onunla ilgili o anda bir şey yapmanız lazım. Hocam Dolayısıyla... buradan selamlarımızı iletiyoruz... ...çok sabırlı bir hanımefendiymiş gerçekten. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Genelde <gülüyor> ama çok büyük bayanlar oldu. erkeklerin eve iş getirmesini... <laughs> ...pek sevmezler. Hani. Ee, daha öte bir şey... ...biz e, Ankara'da çalışmalarımız devam ederken... ...Oran sırtlarında... E, ...Mamak sırtlarında... ...çok e, test çalışmaları yaptık... ...gecenin saat ikisinde üçünde. Süper hocam şimdi onu tabii merak ediyor dinleyicilerimiz oraya, dolayısıyla eğitim ve gayret de önemli İkisi bu İkisi birbirini tamamlayan bir olması şey olması gerekiyor. Gereken bir Doğrudur. Şey. Hocam şimdi şöyle bir sizin kitabınız da var ben onu da söyleyeyim. Göz diyeti, göz doktoru olduğunuz için bu konuda uzman olduğunuz için o kitabın ana başlığında burada yazmışsınız. Uluslararası patentli göz kamaştırmayan far ve enerji tasarruflu aydınlatma sistemi buluşları. Türk Patent Enstitüsü 2006 Büyük Patent Ödülü'ne değer bulunan alçelik İsviçre Federal Hükümeti'nce Cenevre'de gerçekleşen, gerçekleştirilen 34. Uluslararası Buluşlar ve Yenilikler Fuarı'nda dünya birinciliği ödülünü aldı. Evet. Şimdi böyle bir giriş yapmış olduk. Yani siz e, göz kamaştırmayan far ve enerji tasarruflu aydınlatma sistemi mucidiniz. Hocam bu öykünüzden bahsedebilir miyiz? Nasıl çıktı? Tabii ki. E, olay nedir? Şimdi efendim burada ifade edilen nokta, e, Türk Patent Kurumu, her yıl Türk Patent Enstitümüz üniversitelerin bürokrasideki hocalarımızın e, uzmanların e, bakanlık mensuplarının yani ilgili ne kadar sanayideki odalar borsalar bilindeki uzmanların bir araya geldiği bir komisyonda bu yılın en büyük patenti hangisidir diye bir organizasyon yapıyorlar. Bu organizasyonda bizim çalışmamız büyük patent ödülüne Yıl layık görüldü. 2006'da. 2006'da. Ee, tabii bu bizim için çok büyük bir gurur vesilesi. O dönem başbakan olan, şimdi Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan elinden ödülümüzü almanın da şerefi bizim için söz konusu. Ama en az bunun kadar önemli olan bir başka husus da İsviçre'nin Cenevre kentinde İsviçre Federal Hükümeti'nin patronajında gerçekleşen bir fuarda dünya birinciliği ödülü evet, almak o bambaşka çok, bir şey. Bu önemli, çok önemli. Ülkemiz adına bir gurur kaynağı. Bunları yaşadık. Yani. Tabii ki yani bu Uluslararası komisyon tarafından dünya birinciliği ödülü bize verildi. Bu ülkemiz adına tabii bizi son derece gururlandıran parayla pulla ölçülemeyecek Aynen. bir e, gururdu o. Şimdi geldiğimiz noktada. Proje ne hocam? Proje merak şu. Ediyor. İnsanın yaşamının yarıdan fazlası gece ortamında geçiyor. İşte bakın şu anda biz bir stüdyodayız. Suni ışıkla aydınlanıyoruz. Bütün işte büyük e, binaların çalışma ortamlarının birçoğunda gündüz bile suni aydınlatma var. Gün ışığı almıyor. Gün ışığı alamıyoruz. Birçok fabrikanın atölyenin gün ışığı almadığı için gündüzleri bile ışıklandırmayla o işletmenin yürümesi mümkün. Gece zaten bize aydınlatma lazım. Dolayısıyla insan yaşamının yarıdan fazlasını aydınlatma oluşturuyor. Burada bir göz öğretim üyesi olarak yıllar önce acaba insan gözünü rahatsız etmeyen bir ışık olmaz mı diye başladı proje. Ama onun da öncesinde siz hikayesini ifade ettiniz. Ee, zannediyorum dinleyicilerimizin de ilgisini çekecektir. Var olan sistem gözümüzü mü ağrıtıyor hocam? Rahatsız ediyor. rahatsız ediyor. Çok ciddi rahatsız ediyor. Bir sürü trafik kazasına sebep oluyor. Yorgunluk vesilesi göz bozukluğunun sebebi olabiliyor. Yani birçok sıkıntısı var. O sıkıntılara bir çözüm önerisi sunmak için bu çalışmalara başlattık. Ben tabii hem göz öğretim üyesi olarak görev yaptım üniversitede ama ondan öncesinde de acil doktorluğu yaptım yaklaşık 8 yıl. O acil doktorluğum süresince bundan yaklaşık 15-20 yıl kadar önce yaşadığım bir olay bizi bu alanda çalışmaya, araştırmaya yöneltti. Şuydu... Ada pazarı, Akyazı ilçesinde doktor olarak acil doktor olarak çalışırken çok sevdiğim bir avukat arkadaşım Bir gece bir trafik kazası yaptı. Akyazıdan ada pazarına giderken aracıyla o bölgeyi bilenler bilir bir traktör arıza yapmış üzerinde de kesilmiş kavaklar var. Hmm. Kavakçılık orada yaygındır. Arkadaşımız o arıza yapmış traktörü göremiyor. Aracıyla o kavakların içine giriyor, ve kavaklardan biri göğsünden girip arkadan çıkıyor. Kesiyorlar. Düşünün bacak kalınlığında bir kavaktan bahsediyoruz. Evet. Bir metre kava kesiyorlar. O şekilde hastaneye götürüyorlar. Cenab-ı Hak koruyor. Maşallah. O olaydan sanki özel yerleştirdiniz. Ameliyatla çıkıyor. Ama o arkadaşımız o olaydan e, yaşamaya devam etti. Ama altı ay sonra bir başka sebeple vefat etti. Allah, Allah rahmet eylesin. eylesin. Şimdi o sırada o olay gerçekleştiğinde bir ışık düştü zihnime. Ya dedim bu arkadaş eğer o kavak yüklü remorku, traktörü yani evet orada görseydi karşıdan gelen arabanın ışığı gözünü rahatsız ettiği için göremedi. Eğer o karşıdan gelen arabanın ışığı gözünü rahatsız etmese kendi arabasının ışığı da onu yeterince görseydi bu kaza olmayabilirdi. O zaman daha uzak mesafeyi gösteren ama karşıdakinin de gözünü almayan bir ışık sistemi olamaz mı acaba? Proje böyle başladı. Hmm, çok güzel bir şekilde. Çok aslında. yani insan yaşamı için başladı aslında proje. Tabii üzerinde çok uzun yıllar e, çalışmalar devam etti ve e, Allah'a hamd ediyorum dünya birinciliği ödülüne sahip bir somut projeye dönüştü. Tabi işin hikayesinin çok özel ayrıntıları var ama bu program evet. buna yetmez belki bir kitap ama yazmak lazım. Ama sistem olarak anladık yani. Şeyi, Özeti sistemi. bu. Peki şu an kullanılıyor mu bir yerde? Şimdi tabi biz bir büyük bir otomotiv firmasıyla anlaşma yaptık. Süper. Bu anlaşma yaklaşık iki buçuk yıl, bütün testlerden başarıyla geçtik far kısmında. Tabi sadece far değil bu proje. Sokak lambası olarak kullanabilirsiniz, İş yerlerinde aydınlatmada bütün bunu kullan. Yani. Aklınıza gelen. Hele hele spor aydınlatmalarında o kadar muhteşem bir sonuç ki mükemmel bir ışıklandırma ne sporcunun ne de müsabakayı izlenin gözünün rahatsız olmadığı bir aydınlatma düşünün. Dünyada böyle bir şey yok şu anda. Hala yok. Öyle mi? Evet. Yani gidin diyelim Peki, ki herhangi bir... Peki neden markalaştırmıyoruz hocam? Artık bundan sonra inşallah o noktaya geldik. İnşallah. Şimdi e, farla ilgili bu çalışmalar devam ederken şunu gördük bu büyük otomobil firması ile beraber anlaşma sırasında bütün testleri başarıyla geçmekle beraber raporlandı bunların hepsi. Altına imza da atıldı. Tam karar vereceğiz. Bu testleri Türkiye'deki otomobilin fabrikasının pistinde yaptık. Bütün testler o araçları kullanan pilotların viraj testleri dahil yapıldı. Hepsinde başarıyla geçtik. Mükemmel tamam. sonuçlar oldu. Muhteşem diyebileceğimiz sonuçlar. Tamam. Tam karar aşamasına geldik artık araçlarda kullanılacak. Türkiye'deki yöneticiler dediler ki evet başardık imza altına da aldık. Çok ciddi bir maddi katkı da sağladılar o süreçte ki bu proje için devletimiz... O otomobil firması ve bizim bütün varlığımız yaklaşık 2 milyon euroluk bir arge bütçesi harcadık biz bu proje sırasında. Karar verildi, imzalar atıldı. Hadi uygulayalım. Dediler ki hele bir ana fabrikaya sormamız lazım. O otomobil firmasının otomobil merkezine. ana merkezine. Ülkeleri söylemiyorum çünkü otomobil tamam. firmasının ismini vermek istemiyorum burada. Tamam. Ama özel sormak isteyene bütün ayrıntıları vermekte veyiz görmem. Tweet atın hocam. <laughs> Arzu ederlerse. Şimdi ana fabrikaya soruldu Avrupa ülkelerinden birisinde. Oradan dediler ki otomobil fabrikasının yöneticileri, ana yöneticileri... Biz bu aydınlatma kararını burada veremiyoruz. Başka bir ülkede ARGE merkezimiz var. O ARGE merkezinin bu konuyu değerlendirmesi lazım. Neyse kararınız biz hepsine hazırız dedik. Tamam. Ve gittik. Tamam. O ARGE merkezinde ki dünyanın hakikaten olağanüstü merkezlerinden birisi. Bütün testleri başarıyla geçtik. Tamam. Ama hatta dediler ki bugüne kadar bu ARGE merkezine dışarıdan gelen en somut proje ve onların en ileri ürünlerinin de önünde bütün testler kendi test merkezlerinde yapıldı. Hocam ne olur güzel bir şey söyleyin sonunda. Ama, <laughs> Çok güzel. ama öyle bir şey oldu ki Türkiye otomotivini kendi otomotivini üretmediği için Açıkçası sessiz kaldılar ve bizim projemizi destek vermelerine rağmen para yatırmalarına rağmen o paradan vazgeçtiler ve kullanmadılar. Ya, uluslararası lobilere mi yenildik? Öyle gözüküyor. Otomotiv lobilerine mi? Biraz öyle gözüküyor. Yani Türkiye'nin bu alana girmesini istemediler. Açık ve net söylüyorum. Ama siz ürününüzü, ama ürününüzü zaten o A firmasına vermediniz mi? O firma yapacak. Firma yapacaktı ama onu bile ama bize pay verecekti Türkiye olarak. Ha, tamam. O payı bize vermek çünkü 10 milyar dolarlık bir otomotiv aydınlatma pazarından bahsediyoruz. 10 milyar dolar. 100 milyar dolarlık bir genel aydınlatma pazarından bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin bu alana girmesi herhalde rahatsız etti onları. Peki hocam bir şey soracağım özür Buyurun, diliyorum. estağfurullah. Siz bu Nohavı şimdi... Bilgi... O tamamen bende. O şeye patentim, sö dünya çapında ha, patentimiz tamam, size. var. Amerika'da patent onaylandı, Avrupa'da onaylandı, Rusya'da onaylandı. Peki akıl vermek için söylemiyorum. Bunu burada üretsek yani bunu bir ürün haline getirsek, markalaştırsak Türkiye'de tabii kolay evet, bir şey değil de. 100 milyar dolardan en büyük payı alabilecek noktadayız Allah'ın izniyle. Yani şu anda dünyanın geldiği aydınlatma noktasının hala en ilerisinden bahsediyorum. Bir adım ilerisindeyiz. Türkiye olarak. Tamam şimdi ne yapıyoruz yani gelecekte ne olacak? Şimdi tabii otomobil üretimimiz olmadığı için kendi otomobilimiz olmadığı için biz dedik ki bu proje burada dursun. Tamam. Bilgisi bizde. Novhav'ı bizde. O da beklesin. Türkiye kendi otomobilini kendi teknolojisini kullanabilir ve üretebilir hale geldiği zaman herhangi bir imkanı olan arkadaş varsa da sonuna kadar birlikte yürütmeye hazır olduğumu buradan ifade edeyim. Tamam. Ama bekliyor. Tamam. Günün birinde Allah'ın izniyle uygulanacak. Buradan ama yatırımcıları da belki arzu ederlerse tabii ama biz daha kolay bir yola girdik. Yani aslında uzun süre zor alanda uğraştık ama şimdi sokak aydınlatmasından tutun iş yeri aydınlatmasına kadar işte stüdyo aydınlatmasına kadar. Spor ki çok önemli. Şu anda Türkiye'de onlarca stadyum yapılacak. Bir şey söyleyeceğim. Bu telefon aydınlatmaları var ya ekranı açıyoruz işte akıllı telefonları mesela şu an açtık. Evet. Bu aydınlatmalar da bunun içinde mi? İçindeki ışık sistemleri. Şimdi içindeki ışık sistemi sonuçta bir. iPad'lerde. Oradaki ışık sistemi bir e, source dedikleri. Yani ışık kaynağıdır. Tamam. Onu orada bir şekilde kullanırsınız. Işığın kullanıldığı her yerde bu sistemi kullanabiliyoruz. Tamam. Süpermiş. Optikte kullanabiliyoruz. Daha öte bir şey. Dünyada kullanılmayan bu görünür ışığın göz tedavisinde kullanımında kullanabiliyoruz. O bilgi de bize ait. Maşallah. Yani şu aldınız. Aldınız şu anda şunu net olarak söyleyebilirim. Şu anda gidin herhangi bir stadımızda gece maç izleyin. Kafanızı kaldırdığınızda o spotlardan gelen ışık gözünüzü perişan eder. Futbolcu diyelim ki futbol müsabakasında top yukarı gitmişse kafasını kaldırdığı zaman o ışık düzeyinin altına düşmedikçe topu göremez. Ama bizim sistemimizde böyle bir sorun yok. İzleyici de hiç gözü rahatsız olmadan gündüz gibi o maçı... O müsabakayı izler. Futbolcu veya herhangi bir müsabaka hiç rahatsız olmadan Peki izler. Peki hocam X kulübü size gelse siz bu çözümü üret. Kesinlikle. A'dan Z'ye Daha, daha zor öte bir projeyi. şey söylüyorum. Mevcut kullandıkları enerjinin iddiayla söylemiyorum ama üçte bir daha azına aynı kalitede ışığı da verme imkanımız var. Bu hocam, kadar net. Hocam bu, bu sizinle bir program daha yapmamız lazım. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> bu çok şimdi, iyi. E, Bir donay... şey daha söylediniz Buyur hocam efendim. kuliste. Belki yani çok etkili, i, i, ilginç bir şey. Fatih Sultan Mehmet Köprüsündeki ışıkların tehlikeye saçtığını, sürücülerin. Evet. Derişin. Bunu biraz hani çok kısa, 15 saniye. Şimdi çok 15, belki, e, gönül rahatıyla söyleyebiliriz. Bakın, ben şu anda Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in Aydınlatma ve Sinyalizasyon Komitesinin Türkiye üyesiyim. Bu sıfatımla söylüyorum. Bilim kimliğimle, üniversite hocası sıfatımla söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet Köprüsündeki aydınlatma estetik açıdan yapılmış estetiğine bir sözüm yok ama trafik güvenliği açısından son derece sıkıntılı son derece tehlikeli bir aydınlatma tekniğidir hmm. bunu net olarak söylüyorum Eğer bu konuda oradaki o sistemi Kur'anlar dahil hocam sen ne diyorsun biz burada doğrusunu yaptık diyorlarsa gelsinler yine sizinle Hatta toplumun huzurunda doğru yapmadıklarını ben ona çok net bir şekilde ortaya koyabilir. Karayollarınız değil mi? Bu Buradaki... vurdu Karayolları, Karayolları Genel Müdürlüğü. Orayı yaptım. uygulayan firma kim olursa olsun. Tabii yani olacak. orada çok ciddi bir tehlike var. Çok O tehlikenin önlenmesi lazım. Sadece orada değil ki birçok yerde yol aydınlatmalarında efendim ekran aydınlatmalarında reklamla ilgili bahsediyorum. Efendim Statlar herhangi dediniz. Statlarda zaten olsun. çok ciddi bir sıkıntı var müsabaka açısından. Yani şöyle ifade edeyim. İnsan gözüne en uygun aydınlatmayı dünyada uygulayabilecek şu anda Türkiye'dir. Bunu çok net söylüyor. Çok çok Bunu mutlu. uygulamak inşallah artık önümüzdeki süreçlerde i̇nşallah. İnşallah. başlayacak, Yeni dönemdeki kısmı. şeyiniz ne hocam? Bir, bir şeyiniz var mı? Yol haritanız var mı? Hem bu konu hem kişisel olarak hani son söz olarak bunu şey yapalım. Vaktiniz. Memnuniyetle. Bundan sonra açıkçası biz 100 milyar dolarlık bir alandan bahsediyoruz ki bu alanda Türkiye'nin de söz sahibi olacağı her türlü adım atmaya hazırız. Tamam. Kişisel olarak bir hedefiniz var mı? Son 10 saniye. Ee, e, kesinlikle Türkiye'ye bu eseri kazandırmak. Tamam. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu konuyu özel başka bir programda konuşmak lazım. Ee, sayın dinleyiciler e, Turan Alçelik hocamızı dinledik yardımcı doçent. E, bir mucidin öyküsü göz kamaştırmayan e, farın, e, far sistemlerini anlattı bize. E, bir dahaki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. TürkSaat dijital hayatı sundu.